geçmiş videolarımızda Hazreti Ali'nin mucizeleri ve azametinden bahsetmiştik. Şimdi ben Mehmet Hocam'la bu sefer Hazreti Ali'yi konuşmak istiyorum. Sayın Hocam, şunu öğrenmek istiyorum. Peki Hazreti Ali'nin dünyaya gelişi nasıl oldu? Zuhuru nasıl oldu? Şimdi Hazreti Ali'nin zuhuru Kabe'de olmuştur. Evet. Bazı insanlar, şimdi Arap Yarımadası'nda bu devletler Mevlana Ali'nin Kabe'de zuhur ettiğini söylemezler. Çünkü hesaplarına gitmiyor. Bugün bütün kainat hacca gidiyor. Ama Mevlana Ali orada zuhur etmiştir. Fatme bin Esed'den zuhur etmiştir. Zuhur ettiği zaman da Salise'de konuşmuştur. Konuştuğu zaman Sıddâfiye halaları Kabe'den kaçtılar. Resulullah'ı gördüler. Dedi ya ammeti lebbi lebbi ulati herabi. Niye koşuyorsunuz? Neyiniz var? Sararmışsınız. Dediler ya Resulullah. Fatme bin Esed vad'et velad. Dünyaya geldi bir çocuk. Konuşuyor. Diyor, doğru söylüyor. Ben Resulüm, o benim vasimdir. Gelen. O zaman Hazreti Ali, Mevlana Ali, Hazreti Resulullah kucağına koyuyorlar. Koydukları zaman Mevlana Ali ilk kelime şehadeti getiriyor. Daha Hazreti Muhammed peygamberliğini ilan etmemişti. Hazreti Muhammed'in peygamber ve resul olduğuna kulağına söylüyor. O zaman Mevlana Ali Tevrat'ı baştan sona kadar okuyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şimdi Hazreti Musa olsaydı Tevrat'ın yazıldığı zaman Hazreti Ali'nin bulunduğuna şehadet getirirdi. Bebekken mi yaptı? Bebekken, daha bir günlük. İki saattir bakın. Bunlar mucizeler anlatılmıyor. Falan böyle söyledi, filtan böyle söyledi. Şimdi onlara da geçeceğiz. Ondan sonra Zebur'u okudu. Baştan sona kadar eksiksiz. Hazreti Musa aleyhisselam ne dedi? Şimdi Hazreti Davud olsa Zebur yazıldığı zaman, Hazreti Ali'nin yazıldığı zaman Hazreti Ali orada bulunduğunu şehadet getirirdi. İncil'i de baştan sona o kadar okudu. Hazreti İsa dedi olmuş olsaydı, evet İncil'in de yazıldığına dair, Hazreti Ali orada bulunduğuna dair şahitlik yapardı. Ve hafızında olan daha inmeyen Kur'an'ı baştan sona kadar okudu. Daha ben şaşırıyorum. Hazreti Muhammed peygamber ilan edilmeden daha ilan önce etmemişti. Kur'an okudu. Tamam. O Kur'an okudu. Diyor Hazreti Raflo, hafızımda olan Kur'an. Bunun da hadisi var. Bunun hadisini kaynağa da koyacağız. Bakın, burada ben şaşırıyorum. Camilerde peygamberlerin hatimi olan Hazreti Muhammed camileri Esselamu Aleyküm Evvel Halkillah. Evvel Halkillah kim? Hazreti Muhammed değil mi? Ve hitamil enbiya demiyor mu? Esselamu aleyküm ya evveli halkillah ve esselamu aleyküm ya hatimil enbiya diyor. Ne demek hocam? Yani Allah'ın ilk yarattığı Hazreti Muhammed'dir ve peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'dir diye camilerde bağırıyor. Evet. Peki bu arada neredeydi Hazreti Muhammed? Nasıl 7-8 bin yıl okuma yazma bilmiyor? Bir de Allah bir peygamber gönderecek yeryüzüne, okuma yazma bilmiyor. Nasıl İslam'ı yiyecek okuma yazması olmamış olsaydı acaba? O da bir mucize oldu da okumayı öğrenmiş olmuş olabilir mi? Estağfurullah. Bugün siz bir şirket sahibi olarak, sizi temsil edecek bir sekreter. Evet. Değil mi? Evet, tabii bir pazarlamacı. Evet. Okuma yazmayı, hesap etmeyi bilmeyen siz bir pazarlamacıyı ve sizi temsil edecek olarak gönderebilir misiniz? Atamazsınız. Gönderebilir misiniz? Gönderemem. Kusura bakmayın. İyi okumak lazım. Evvela halkillah. Allah kime sorarsan Hazreti Muhammed nurundan yarattı. Habibim Muhammed ol dedi. Oldu. Acaba yarattığı zaman bir şey öğretmedi mi Allah? Hazreti Muhammed ne diyor? Bak. Gene bu okuma yazma bilmeyen beyefendilere. Bir diyor ki ben ilmin şehriyim. İlim kim oluyor burada? Ben ilmin şehriyim. İlim benim diyor. Hem ilim şehriyim diyor. Hem de okuma yazma, hem bir okuma yazma bilmiyor. Ama ne diyor? Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Evet. Burada alim var, ilim var, müteallim var. Bunları ayırmak lazım. Nasıl ben ilmin şehriyim demek ki ne sorarsan Hazreti Muhammed bilir. Bunu açmak istemiyorum.
çok anlatılacak şeyler var. Eğer bir köpek, Hristiyan bir adamın önünde köpek Mevlana Ali'nin için, küfür ettikleri için, Mevlana Ali'yi buğuz ettikleri düşmanlıklarından dolayı ve Hazreti Muhammed'i taşkala aldıklarından dolayı ısırıyor ve evlatına hakku hakkaki Resulü diyor. Ben bunları ısırdıysam, elbisesini parçaladıysam, Hazreti Mevlana Ali küfürlerinden, düşmanlıklarından benim zoruma gitti diyor. O zaman bunu gören Hristiyan, kendisi ve ailesi ve onun tarafları hepsi bu mucizeyi gördükten sonra Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu ve Mevlana Ali'nin vasi olduğuna şahade getirdiler. Köpek bunu söylüyor. Hocam şimdi ben şaşırıyorum, bu beyefendiler İslam'ı nereye getirdiler, nereye saptırdılar. Şimdi buyurun. Siz öyle bir anlatıyorsunuz ki sizin anlattıklarınızı ben böyle gözümün önünde canlandırıyorum. Şimdi Alevili'yi konuşuyoruz, Alevili'yi konuşacağız diye biz başlıyoruz programı ama evet. Genelde böyle İslamiyet'in doğuşu, İslamiyet'in büyümesi, İslamiyet'in doğru İslam'ın ve doğru ahlakın nasıl olması gerektiği yönünde evet. Sizler bir şeyler anlatıyorsunuz. O zaman bu söyleminiz, yani sizin baştan beri bir söyleminiz var. Alevilik İslamiyet'in özüdür. Doğru. İşte bir ağaçsa onun gövdesi Aleviliktir, dalları evet. İslamiyet'in diğer kollarıdır gibi evet. Böyle anlatıyorsunuz. Evet. Evet. Bu anlattıklarınızla da eş değerde gidiyor bu. Evet. Şimdi Hazreti Ali zuhur etti, doğdu, 4 kitabı birden okudu Hazreti doğru. Muhammed'in kollarında. Ondan sonraki süreçte neler oldu da bu noktaya geldi? Yani sadece Emevilerin yaptıkları mı ya da söyledikleri ya da ilk böyle hani dedikodu, menfaat çatışmalarının başlamasıyla mı acaba bu süreç şimdi bakın, değişti? Bu fitne fesat evet. Ashablardan başladı. Evet. Hazreti Mevlana Ali'nin, Hazreti Muhammed'in geçen videoda söylemişim. Evet. Hilafetini kabul etmediler. Evet. Allah'ın seçtiği halifeyi kabul etmiyorlar. Kulun seçtiğini kabul edince burada Mevlana Ali'nin taraftarları, Hazreti Muhammed'in taraftarları. Evet. Bu olayı haksızlık yapıldığına dair evet. Kabul etmeyince Mevlana Ali'nin tarafında oldular. Olduklarından dolayı fitne fesat o zamanlar halifeler döneminden başlamış ve şimdiye kadar devam etmektedir. Zaten bu halifeliği, bu husumeti zaten fırsat bilen Emeviler evet. Bundan faydalandılar. Arkasından da Abbasiler faydalandılar. Evet. Ve nitekim şimdiye kadar devam etmektedirler. Bunu Mevlana Ali'nin mucizeleri çok. Mevlana Ali'nin mucizelerini saysak bitiremeyiz. Çok mucizeler var. Çok. Şimdi kutsal kitaplarda ya da Kur'an'da diğer kitaplarda var evet. Diye söylediniz ama bir de geçen programlarda gayb ilmi diye bir şeyden bahsettiniz. Gayb ilmi nedir hocam? Şimdi gayb ilmi insanın bilemediği yarın evet. Ne olacağını, evet. Bir saat sonra ne olacağını bilmediğin şeyler bunlar gayb ilmi denir. Evet. Bunlar gayb ilmi bunlardır. Şimdi bir de sosyal medyada bu programları biz yayınlamaya başladıktan hemen sonra sosyal medyada böyle çok farklı farklı sorular da almaya başladık. Size ulaşmak isteyen insanlar da oldu. Evet. Tabii sosyal medyada hani dini anlatan bir tek siz yoksunuz. Farklı farklı böyle insanlar var. Bir tane geçen bir video izledim. Evet. Tabii alkol haram ama vallahi biz de şarap içeceğiz, cennette şarap içeceğiz diyen bir tane hoca efendi var. Şimdi bu dünyada efendi olun da cennette şarap içeceksiniz, orada böyle tonlarca yemek yiyeceksiniz, huriler var, bilmem neler var falan. Öyle bir şey var mı? Estağfurullah, bunlar hepsi harafet ya. Şimdi bak, alkol yeryüzünde bu dünyada haram oluyor, evet. Cennette halal mı olur? Ben size soruyorum. Başka Allah'ın şey mi, haram ettiği burada haramsa, evet. Cennette de başka yerde de haramdır. Yani burada insana haram ediyor, cennette halal mıdır? Bu yalanın ta kendisi. İspatı nerede? Yalan. Öyle bir şey yok. Alkol burada haram ise cennette nasıl halal olabilir? Tonlarca yemek yiyeceğiz diyor mesela. Yemediklerimiz falan. Ben geçen söyledim. Ruhun cinsiyeti yoktur. Evet. Ruh dilsiz konuşan, kulaksız işiten, gözsüz gören, burunsuz koklayan bir varlıktır ya. Evet. Yemez içmez ya. Nasıl bu beyefendi diyor, cennete gittiğimiz zaman, burada ne diyor, alkol haramdır diyor. Bakın, kendi kendini yalanlıyor. Nasıl burada haram olacak, cennette halal olacak. Burada Allah'ın haram ettiği, burada da haramdır, cennette de haramdır, her yerde haramdır. Halal ettiği şey halaldır, burada da orada da. Amin. Sen zaten burada alkol diyorsun haramdır, cennette gittiğin halal mıdır?
Ne diyor? Tokuşturmayan namerttir. Ruhun cinsiyeti yok, nasıl tokuşturacaksın? Ruhun cinsiyeti yok, nasıl şerefe diyeceksin? O bir beyefendi çıkmış, bir kahvaltı 70 yıl sürecek. Bakın. Kahvaltı 70 yıl sürecek. 70 yıl sürecek. 70 bin çeşit tabak yemek olacak. Ve her insan 10 ton, 50 ton yemek yiyecek kahvaltıda. Kusura bakma, bugün 50 ton 2,5'tır. Nasıl bir mide bu ya? Nasıl bir mide? Kusura bakmayın. O zaman insanın ağırlığı kendisi de mide 50 ton alacaksa, o zaman insan oğlu 200 ton olması lazım. Peki affedersin, yedikten sonra lavaboya nereye gidecek? Geçen de söylemiştim. Hazreti Adem bir elma için cennetten atılıyorsa, bu beyefendi 50 ton yiyecek. Ya ama nasıl bir mide bu? Nasıl bir bağırsak? Affedersin, orası yemek içmek gazino mu orası? Bunlar hepsi fasıfasıta, hepsi yalan. Bunlar zamanında Emeviler kendine millerine millet toplamak için, evet, taraftar toplamak için bu yaygaraları, yalanları attılar. Bunu da zamanında Hasan-ı Sabbah yapmıştı. Hasan-ı Sabbah, bu kim hocam? Hasan-ı Sabbah bu Haşhaşilerin, evet, tarihte görürsünüz Haşhaşilerin beyiydi, hocasıydı. İşte imamlık Hazreti Cafer-i Sadık'tan Muhammed-i Bakır Cafer, evet, Musa Kazım'dan değil de bizden devam ediyor. Bunu Alamut Kalesi'ni, evet, ele geçirdiği zaman tabi taraftar toplamak için, bak, Alamut Kalesi'nde bir yer yaptı. Çağlayanlar, çiçekler, ağaçlar, bir sürü kız getirdi. Bu 300 kat dedikleri, evet, genç kızlar. Bitti gitti bir mesela taraftar toplamak için. Evet. Emevilerin yaptığı gibi. Ne yaptı? Dedi ben imamlık bizden devam ediyor. İnanmazsanız gelin ben sizi cennete göndereyim. Gidin, görün, gelin. Ondan sonra bize katılın. Bak, evet, Hasan-ı Sabbah. Tabi bir sürü kabile reisi de biliyorsun, Araplarda kabile reisler, o aşiretler var. Kabile reisi diyordu ben gideceğim. Eğer gerçekten cennete götürüp gönderiyorsan, huriler gerçekten öyle bir şey varsa, ben de sana katılacağım. Adamlara o zaman kimse narkozdan markozdan alamıyordu. Morfin bir ineveye narkoz veriyorlar. Adam uyuyor. Taşıyorlar bu hurilerin bulunduğu büyük bir yer. Evet. Uyandığı zaman Allah Allah, çiçekler var, çağlayanlar var, sular var, kırıçırıl çıplak kızlar var. Orada bir ay kalıyordu veya iki hafta. Bir yana vuruyorlardı. Uyandığı zaman bakıyor kendisini Alamut Kalesi'nin dışında görüyor. Gidiyor kavmine, vallahi diyor cennete gittiğim gerçekten huriler var. Gerçekten şunlar bunlar var. O zaman bir sürü kabileler. Bu üç gerçeklik değil mi hocam? Dolandırıcının birinci sınıfı. Bu fuhuşun birinci numarası. Evet. Bunu okuyabilirsiniz. Haşhaşiler, Hasan-ı Sabbah. Evet. O zaman bir sürü kabileler, bir sürü aşitler kendini çoğaltmak için bir sürü insan kazandırır. Dediğim gibi de Emeviler de aynısını yaptı. Adam toplamak için aynısı. Aynı malaneti. Ve şimdiye kadar milleti kandırdılar. Evet. Yok 70 ton, 50 ton yiyeceksin. Beyefendi, sayın kardeşim, düşün ya. Sen Hazreti Adem bir elma yediği için göz önünde bulundur ya. Cennetten atlar. Sen nasıl 50 ton yemek yiyeceksin? Hangi lavabo seni sıkacak? Lame 50 ton yemek 2,5'tır. Hocam bir de şey daha var. Birileri, birileri değil, bayağı kişi soruyor. Rüyayı, ama evet, burada gene Hasan-ı Sabbah'ı yalanlayan ve pisliğini çıkaran kim oldu? Seyyidimiz olan Şeyh Hüseyin İbni Hamdan el-Hasibi. Bir sürü insanlar buna katıldı. O zaman Hüseyin İbni Hamdan el-Hasibi onun kalesine gidiyor. Onu deşifre ediyor. Yalan dolan yaptığını ortaya çıkaran Hüseyin İbni Hamdan el-Hasibi aleyhisselam. O zaman yalanını, dolanını ortaya çıkaran Hüseyin İbni Hamdan el-Hasibi aleyhisselam. Ona da binlerce tünelere teşekkür ediyorum. Allahümme salli ve aleyh. Alevi hocası. Alevi hocası. Evet. Alevilerin en büyük hocası. Hüseyin İbni Hamdan el-Hasibi onun yalanını, dolanını
üç katçılığını deşifre ediyor. Ve İslam alemi ona teşekkür etmesi lazım. Öyle boş ol, boş ol. Affedersin. Yok. Talak malak, talak başka bir şey. Bazı iş talak. Boş ol, boş ol. Çeşit çeşit. Ama kadına vurdular. Kadınla alakası yok. Şimdi hocam siz söylemiştiniz. Boş ol, boş ol demekle boşanılmıyor. Yani tabii mesela bir sosyal medyada yine bir soru var. Eşi ölmüş, çocuklarıyla ortada olan bir kadın evlenebilir mi? Evlenebilir tabii ki. Tabii ki evlenebilir. Onda bir sıkıntı. Şimdi bakın, eşi ölmüş. Evet. Ölmüş ise o zaman ben ne dedim? Hazreti Hasan ne dedi? Ancak bizim imam nikahımız mezarda biter. Evet. O insan ölmüşse Allah rahmet eylesin. Evet, o kadın evlenebilir. Ama kocasıyla geçinmemiş, birbirini bırakmışlar, evlenemez. İmam nikahı her zaman o hoca o mezarda biter. Ama maalesef bu fasfataları, bunlara çıkanlar Emeviler zamanında, Abbasiler döneminde. Evet. Yani Abbasiler de zaten Emevilerin uzantısı. Yani onlar da az bir zulüm yapmadılar. O zaman bir erkek ya da kadın, yani ayrılmışlar tabii, bu doğru değil ama ayrılmışlar. Kadının çocuğu var, adam ayrı. Bunlar ölene kadar karı-kocadır. Karı-kocadır. Şimdi bakın, ben ne diyorum? İslam dini oyuncak din değildir. Evet. İslam dini fasfata değildir. Evet. İslam dini en büyük dindir. İslam dini ahlak, edep, vicdan, din, iman dinidir. Evet. Bugün niye biz diyoruz kadınlar boşanmasın? Boşanmayın. Açık saçık giymeyin. Neden? Şimdi bu kadınlardan mümin çocuk doğuyor. Evet. Eğer yeryüzünde açıklık, saçık olursa, fuhuş olursa artık bu kadınlar mümin çocuk doğurmaz. Evet. Bir kadın yanlış bir şey yapmışsa o kadın artık mümin bir çocuk doğuramaz. Anladım hocam. Doğurmadığı zaman da yeryüzünde olan müminler eksilir. Eksilince ne olur? Dünyanın balansı bozulur. Ayar tutmaz, bozulur, başlar sallamaya. Hocam bir de bir soru daha var. Mesela rüyayla ilgili. Rüya gerçekte var mıdır? Rüya doğru mudur? Şimdi rüyanın tabirleri mesela hani varsa da rüyanın tabirleri herkes kendine göre görüyor. İşte altın görmüş diyor ki fakirlik, bir başkası diyor ki bu zenginlik ya da başka başka öyle anlamda çıkıyor. Şimdi rüyanın rüyalar Allah tarafından görülen bir şeydir. Ama ehlem de var yanında. Ehlem şeytan tarafından görülür. Şimdi ne diyor? Peygamberlik çekildi. Dallet rüyatı saliha mi'rucul salih. Peygamberlik giriliyor. Evet. Peygamberliğin yerine salih rüyalar geliyor. Ama salih rüyayı da gören salih insanlardır. Şeytan tarafından gösterilenler? Ehlem. Ehlem ise kendini bir pislikte görür. Kötü şeyler de görür. Bu şeytandan. Ama rüyatı saliha ile rücül saliha. Kad zehbetin nebuvi ve dallet rüya saliha mi'rücül salih. Evet. Böyle. Rüyalar doğrudur. Ama kendini affedersin kötü yerlerde görür, pislik yerlerde görür. Bu şeytandan gelir. Evet. Hocam şimdi öyle bir anlatıyorsunuz. İşte Hazreti Ali'nin mucizelerini, ondan sonra Eshab-ı Kehf falan anlatırken hemen böyle gözümün önünde canlandırıyorum. Sanki film izliyormuş gibi izliyorum. Tabii hemen aklıma da şey de geldi bu arada. Bu Yunan mitolojisiyle ilgili hani Herküller, ondan sonra Hermesler, ondan sonra filmlerde oluyor. Zeus'lar bilmem neler falan. Hep böyle televizyonda son dönemde bununla ilgili filmler de var. Çünkü şu heykeli de görünce de biraz anımsadım tabii. O filmlerden de böyle feyiz aldım. Yunan mitolojisinin böyle İslamiyetle, dinle ilgili gerçekte bir bağlantısı var mıdır yani? Yunan mitolojisi, şimdi Yunan, bu şimdiki Yunanistan demek değildir. Yunanistan Greek. Greek'iş. Evet. Ama Yunan mitolojisi, nasıl mesela Hazreti İsa'nın dönemi var. Evet. Hazreti Musa'nın dönemi var. Hazreti Muhammed Allahümme salli ve sellem aleyhi. Hazreti Davud'un Allahümme salli ve sellem dönemi var. Hazreti Muhammed'in Allahümme salli ve sellem dönemi var. Evet. Yunan mitolojisi bir dönemdir. Kıbbi, bir kubbe, Yunan kubbesi. Yunan kubbesinden sonra Hazreti Musa'nın dönemi. Hazreti Musa'nın dönemi kapandığı zaman kim geliyor? Hazreti Davud'un dönemi, Hazreti Süleyman ben. Evet. Bunlara kubbe denir. Yunan kubbesinde Hermes Hilerams'ı var, Aristoteles var, Eflatun var, Sokrates var,
diğer bütün bunların Yunan-ı Hakim var. Yunan-ı Hakim Hazreti Nuh'dan sonra torunlarından gene size Meyyun-ı Hakim. Gelecek seferde Yunan metrolojisini konuşalım hocam. Konuşuruz. Bir de size Şahmeran'ı da konuşalım hocam. Şehmaran'ı da konuşalım. Sorun yok. Çünkü Tarsus'ta hesabı kef değil. Hemen doğrudur, o da bütün doğrudur Beycan Bey. Herkules zaten şeyin Eflatun'un. Evet. Plato. Şimdi, Plato Avrupa'nın deyişi. Evet. Arapçayla başka bir ismi var. Aynı kişi geliyor. Onları da inşallah aratırız. Herkules ise zaten Eflatun'un yanında bir öğrenciydi. Ne emir veriyorsa onu yapıyordu. Mesela Aristoteles kimin hocasıydı? Büyük İskender'in hocasıydı. Evet. Kimin oğlu? Filip'in oğlu. 13 yaşındayken ona Aristoteles'i verdiler. Aristoteles, Hermes, Eflatun, Sokrates hepsi İslam ve ben ispat ederim Alevi olduklarına dair. Çok büyük bir iddia hocam. Bu böyle 5 dakika yazılmaz bir program arkadaşlar. Bakın Heyecan Bey, sohbet ediyoruz ne güzel. Evet. Ben ispatlamayacağım bir şeyi ben konuşmam. Şimdi bazı insanlar ışık insanları anlatıyor. Duymuşlar. Luiler. Luiler bunlar ışık insanlar. Işık. Bir Luilere geçerseniz Luiler Alevidir. Hocam böyle biraz daha çıtayı yükseltirsek nereye geleceğiz? Bu başlı başına bir problem. O zaman Alevilerin hak olduğunu, evet, gerçek İslam olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Bu arada bir mekan değişikliğimiz var. Bir önceki programlarımızı Adana'da, Adana'da çekmiştik. Doğru. Konteyner kent, insanlara yardım ettiğiniz bölgede. Evet. Orada çekim yapmıştık. Bugün de acı bir deprem yaşayan Hatay'dan. Şimdi Hatay'dan bu söyleşimizi yapıyoruz, evet, sohbetimize devam ediyoruz. Tabi Hatay'da ben gördüm, dümdüz olmuş. Hatay diye bir şehir kalmamış. Doğrudur. Burada da çalışmalarınız var insanlara yardım etmek için. Evet, buradayız. Bir onun için geldik. Evet. Ne gördünüz hocam Hatay'da bu son? Vallahi şimdi benim gördüğüm Hatay yani çok acı verici, evet, bir şey. Yani Antakya merkez diyebileceğimiz, Antakya çarşı diyebileceğimiz hiçbir yer, her taraf yerle bir olmuş. Yani televizyonlarda göründüğü, evet, gibi değil. Evet. Anlattıkları gibi değil. Antakya tamamen yok olmuş. Ben inanmıyorum yani 50 yıl geçse bile artık Antakya düzelmez. Öyle görüyorum. Ama inşallah bütün ölenlere Allah'a rahmet diliyorum. Evet. Yaralılara Allah'ın şifaları dilerim. Söylüyorum bütün Antakyalı kardeşlerimize, Antakya'yı dönün. Evet. Vatanınızı bırakmayalım. Memleketimize sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak bir gün gelir başka insanları bu da görürüz. İmece'nin önemi daha çok. İmece usulüyle, evet, inşallah bu insanlar birbirine yardım eder. Ve bütün İslam alemine sesleniyorum. Evet. Kadınlarımız, kızlarımıza boş ol boş ol diyenlere inanmayın. Bunlar, evet, Emevilerin, Abbasilerin, evet, çıkardığı fasfatalar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünnet, getirdiği kanuna tabi olun. Evet. Helal edilen bir şey hiçbir zaman için haram edilemez. Hazreti Allah'ın kavliyle, peygamberin sünnetiyle sen bu kızı alıyorsun. Eğer imam nikahı kılınmadığı müddetçe o insan o kıza dokunamaz. Ne zaman imam nikahı kılınırsa o zaman o kadın sana helal oluyor, dokunabilirsin. İmam nikahı olmadan son kıza dokunduğun zaman haram oluyor. Nasıl Allah'ın ve Resulün helal ettiği bir şeyi, evet, bir kavim ve bir insan bunu haram edebilir? Onun için sayın İslam kardeşlerim, Alevi kim olursa olsun bizim dinimizde boş ol boş ol diye bir şey yoktur. Helalımız helal ebedidir. Haramımız haram ebedidir. Bunun çıkardığı laflara bakmayın. Hazreti Hasan'ın söylediğine bakın. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "El-Kur'anu ehl beytimdir" dedi. Bazı diyorlar ki Hazreti Resul ehl beytim dediği kadınları, hepsi yalan. Kadınları demedi, ehl beytin kızım ve torunlarım. Az önce bir şey söylemiştiniz ya hocam, bu tip durumlar böyle dünyanın balans ayarının bozulması
evet. vesile oluyor. Evet. Mesela bu evlilikte boş ol boş olurlar ve benzeri durumlar balans ayarını, mesela deprem balans ayarıyla bir ayar var, alakası var mı yani? Şimdi bakın, boş ol boş ol kelimesi, ondan sonra açık boş ol boş ol, sen kimsin ki boşayacaksın? Hazreti Muhammed'in koyduğu kanunu boş ol boş ol bitirebilir miyiz? Devletin kanunu, koyduğu kanunu boş ol boş ola belirtemiyorsun. Bu ve buna benzer şeyler dünyanın balans ayarını bozuyor. Bozuyor, açık saçaklılık. Peki evet, şimdi evet. boş ol boş ol, bir saatlik nikah, yarım evet. saatlik nikah, muta nikahlar gibi. Evet. Peki bunlar hoş değil mi? Bütün Hazreti bunlar... Hasan diyor, imam nikahı kılındığından ancak mezarda bitiyor diyorsa saatlik artık nikah olabilir mi? Sizi soruyorum, mantıkça. Bütün bunlar o zaman Resulullah... Mehdi'nin alametleri yani zorunlu alametleri. Mehdi'nin alametleri ve bunlar dünyanın bunlardan dolayı balans ayarı bozulunca affedersin Mehdi'nin bir araba gibi evet. bir sağ lastik düzilmiş, bir sağda inmemiş, artık başlar araba sallanmaya. Bütün bu sayın hocalarımız bu millete anlatmış olsaydılar, dini içtimalar yapılmış olsaydı, bu helaldir, bu haramdır, bu iyidir, bu kötüdür anlatmış olsaydılar, bu Alevi milleti kaybolmazdı. Dini kullanarak menfaatleri yönünde alet etmeselerdi olmazdı. Şimdi, dolayısıyla bu da Mehdi'nin zuhurunu biraz daha... Şimdi bakın, bakın Beycan Bey, camiye gidiyorsun, evet. evet. vaaz veriyor adam, hutbe veriyor, millete anlatıyor. Şiilere bakın televizyonlarda, o kadar vaaz veriyor, millete aratıyor. Yahudiler cumartesi günü, adam dünyanın, dünyayı finanse eden Yahudiler, cumartesi dükkanını kapatır sinagoga gidiyor, havraya gidiyor. Hristiyanlar her pazar günü 100 yaşından 1 yaşına kadar kiliseye gidiyor. Bizim beyefendiler ne zaman bu milleti toplayıp da bir şey öğrettiler? Buyursun gelsin karşıma. Evet. Gelsin söylesin, ne öğrettiler? Ne öğrettiler? Bunlar da... Onun için burada Alevilik kayboluyor. Bunlar da dolayısıyla son dönemlerde sizin söyledikleriniz, mesela işte deprem, ondan sonra yanardağların patlamaları, dünyada görülen mucizeler Mehdi'nin zuhurundan önce alametleri. Mehdi'nin alametleri, zuhur bakın. Bakın. Eğer 19 dediyse. 19. Ha, zuhur oldu, şu anda alametleri bakın, kendini gösteriyor. 19 gelmedi mi? Evet. 19 bir şifredir. Hazreti Ali ne zaman, hangi Ramazan'ın kaç hangi ayında vuruldu? Zar vuruldu. Aynı 19 Ramazan'da değil mi? Evet. Hazreti Yusuf kuyuda hangi harfi aldı? 19'u değil mi? Evet. 19 bir şifredir. Bakın bakın. Şimdi aklıma gelmişken bunu da anlatayım. Mevlana Ali Abdurrahman İbn Mencan tarafından vurulduğu zaman evet. ayın 19'unda vuruluyor. Ayın Ramazan'ın 19'unda vuruluyor. Bıçaklanıyor. Evet. Bıçaklanınca ayın 21'inde evet. Kaybe gidiyor. Tabii Şam'a ulaşana kadar bu haber, o zaman ne oluyor? Ramazan ayının Arife ve bir gün önce. Bunu duyan Muaviye çok seviniyor. Diyor Hazreti Ali vuruldu, kurtuldu gitti, artık ebedi halifelik bendedir. Bunu bile ücret etti. Artık Ramazan değil de o gün bütün Şam ahalisine, civarlara şeker dağıttı. Ramazan ayını Ramazan değil de şeker bayramı olarak değiştirdi. Şimdiye kadar bazı çocuklar bile insanlar şeker bayramı derler. Bu da Emevilerin yarattığı bir fasafisi o. Hocam anladım. Şimdi biz bir sonraki programın konusunu da ortaya çıkarttık. Yunan mitolojisini konuşacağız. Hermesleri, o bilinen isimlerin Alevi olduğunu ortaya evet, koydunuz. Evet. Ondan sonra ışık insanların bile Alevi Luhilerin, olduğunu, Luhilerin Alevi olduğunu ortaya koydunuz. Evet. Ondan sonra bir tane de hadis anlatmak istiyorum. Bazı Buyurun. İnsanlar 12 imamlardan hadisi yok mu? Bakın. Bir gün Hazreti Ali Rıza'nın, Allahümme salli aleyhi ve sellem, Ali Rıza dedikleri. Evet. Mevlana Ali Rıza. Tabii kim kızını alıyor? Harun Reşid'in oğlu Memun. Evet. Kızını veriyor Mevlana Ali Rıza'da Emmül Fadıl. Hadi Emmül Fadıl. Bu mucizeyi evet. de anlatmadan geçmek istemiyorum. Herkes duysun 12 imamın faziletlerini. Evet. İsteselerdi dünyayı yok edebilirlerdi. Ama dünyayı insanları Müslüman getirir, insanları imtihan etmek için. Acaba Resulullah gittikten sonra kim sözünde duracak, kim evet. durmayacak, onu imtihan edilmek için şimdiye kadar bu süreci bıraktılar. Evet. Ama yakında da olacak. Bir gün
El-Me'mun Har-Reşid'in oğlu. Tabi eniştesi olan Mevlana Ali Rıza Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem aleyh. 100.000 tane Türklerden insan satın alıyor. Ve onları El-Me'mun Abbasiler döneminde asker yapıyor. Mevlana Ali Rıza'ya ne diyor? Ya Ali diyor, gel benim ordularıma bak, ne kadar ordularım var diyor. Evet. Bak. Satın aldığı insanlardan satın oluşturdu. Bir dağa çıkıyor, dağın eteklerinde dedi bunlar hepsi Türk. Ben bunlar 100.000 kişilik bir ordu aldım, hepsi Türk. Tabi Hamalan Ali'ye de aldırış etmiyor. Diyor enişte ben o kadar sana anlatıyorum, sanki duymamazlıktan geliyorsun. Dedi bak 100.000'lerce benim ordularım var. Mevlana Ali Rıza ne diyor? Dedi peki sen benim ordularımı görmek ister misin? Dedi senin niye orduların mı var? Evet dedi. Dedi nerede? Dedi gökyüzüne bak. Gökyüzüne baktığı zaman bütün asker dolu. Adam korkusundan daldan aşağı kadar yuvarlanıyor. Bu bir. Mevlana Ali Rıza derler ya her zaman Emeviler, Abbasiler, bazı evet. ashablar da Mevlana Ali'nin mucizelerine Ehl-i Beyt'in mucize, 12 mucize, sihirbaz dediler. Bunlar inançsızlıklarındandır. Çünkü bir insan din olabilir ama imanı yoksa hiçbir şeye inanmaz. Evet. Bir gün Mevlana Ali Rıza'yı yakın hükümdarlar İl-Mamun çağırıyor, bir akşam yemeği veriyor. İl-Mamun Hazreti Ali Rıza'yı rezil etmek için, yani bakın siz sihirbazsınız, biz de sihir yaparız. Evet. Hindistan'dan bir adam, sihirbaz bir adam getiriyor. Tabi yemekte Hazreti Ali Rıza'nı rezil etmek için. Sofra kuruyorlar. Mevlana Ali Rıza geliyor. Oturuyor. O zaman Me'mun Hindistan'dan getirdikleri sihirbaza oku diyor, önündeki ekmeği uçuruyor. Okuyor, ekmeği uçuruyor. Kaşığı uçuruyor. Mevlana Ali Rıza aldırış bile etmiyor. Bir iki hareket yapınca Mevlana Ali Rıza duvarda asılan bir aslan resmi var. Evet. Bakın, mucizeye bakın. Aslan resmi, resim. Evet. Ne diyor? Aslan diyor, bunu yut diyor. Bir bakıyorsun resimden gerçek bir aslan çıkıyor. Bu sihirbazı yutuyor. Şu kalı, kaliya haza, ibla haza. Aslanı yutuyor. Aslanın ağzını açıyor. Bunu görün, bu mucizeler. Abbasiler, Memun, hepsi bir köşeye sıkışıp kaçmaya başladı. Diyorlar, dahile ki Ali Rıza dedi, bir kelime konuşursanız emir vereceğim. Sizi de şehirlerinize yutacak. Ehl-i Beyt'te öyle mucizeler var. Zannederler Ehl-i Beyt oyuncak. Ehl-i Beyt oyuncak değildir. Ehl-i Beyt mucize sahipleridir. Anur aleminden gelenlerdir. Biz de onların hizmetçisiyiz ve biz de onlar için ölürüz. Ve onların hakkında kimseyi de laf kondurmayız. Eğer ölürsek. Bunu da herkes bilsin. Biz Mevlana, ben Mevlana adamıyım. Ve Ehl-i Beyt'in yanındayım. Bu 12 imamın yanındayım. Onlar hakkında bir kimse bir şey söyleyecek olursa ölümüne gereken cevabı da veririz.